Altın sorularda ikinci videodayız arkadaşlar. Ne diyor ilk soruda? 14 çarpı 50 çarpı 10 üzeri n sayısı 12 basamaklı bir sayı olduğuna göre en doğal sayısı kaçtır? Şunları bir çarpabilir miyiz? 14 çarpı 50 700 çarpı 10 üzeri n. Şimdi bu 12 basamaklı bir sayıysa 3 basamağı burada. Buradan da 9 basamak gelmesi lazım. Yani en burada 8 olması lazım. Doğru mu? 700 çarpı 10 üzeri 8 desek olmaz. Çünkü 8 tane 0 buraya gelecek. 9, 10, 11. O zaman en de burada 9 olması lazım arkadaşlar. Yani 700 çarpı 10 üzeri 9'dur. En de burada 9 olmalı ki 12 basamaklı bir sayı olsun. M bir doğal sayıymış. 4 üzeri m çarpı 5 üzeri 8 sayısı 9 basamaklı en küçük doğal sayıya eşitmiş. Bu da 10 üzeri 8'e eşit arkadaşlar. 9 basamaklı en küçük doğal sayımız. Bu 10 üzeri 8 olduğuna göre m kaçtır? Şimdi 4 2'nin karesinin m'nin kuvveti 5 çarpı 5 üzeri 8. 10 üzeri 8 olması lazım. Tamam, 5 üzeri 8 burada. Bu da 2 üzeri 8 olması lazım. M'nin de burada 4 olması gerekiyor ki 2 kere 4 8 olsun arkadaşlar. Geçelim. 8 üzeri 4 a olduğuna göre 64 üzeri a ifadesi hangisine eşittir? Bunu şöyle değiştireceğiz arkadaşlar. 8 üzeri a 4 ise 64 üzeri a neye eşit? Ona bakalım. 8 üzeri a 4 ise 64 üzeri a nedir? Bunları geçelim arkadaşlar. Soru şöyle olsun. İse bu nedir? Şurayı kapatalım. Şimdi 8 üzeri a 4'e eşitmiş 64 üzeri a'yı arıyoruz. Düzelttim ben bu soruyu. Şöyle yapalım. 64 8'in karesinin a'nıncı kuvveti değil mi? Bunlar yer değiştirebilir. 8 üzeri a'nın karesidir aynı zamanda. Buna göre o zaman ne olacak? 8'in karesi a ise 8'in de a'nıncı kuvvetinin karesine eşittir. 8 üzeri a 4'tür. Yerine 4 yazalım. 4'ün karesi bu da 16'dır. Soru şu arkadaşlar. 8 üzeri a 4 ise 64 üzeri a kaçtır? 64'ü 8'in karesi olarak yazdık. Üzeri a. Bunlar yer değiştiği zaman 8 üzeri a zaten gördük. Yerine 4 yazdığımız zaman karesi de 16 olacak. 10 numara bir soru. Buna göre x çarpı y nedir? Bakın x burada 0 tam onda 2'nin yani 2 bölü 10'un küpü olacak. Bu da 1 bölü 5'in küpü. 1 bölü 5 üzeri 3 olacak. Y de burada eksi 1 bölü 2 üzeri 3 olacak arkadaşlar. Çarparsak 1 bölü 5 üzeri 3. Bu da eksi 1 bölü 2 üzeri 3. İşaretler eksi 1 bölü 120 çarpı 8 1 bölü 1000'dir. Eksi 10 üzeri eksi 1 bölü 10 üzeri 3 olacaktır diyebiliriz. Burada hangi sorudur? 3 bölü 5 üzeri eksi 2. 3 bölü 5 çarpı 3 bölü 5 midir? Hayır. Kuvvet eksi 2 bunlar takla atması gerekiyordu. O atmamış yanlış. Burada eksi 1 bölü 3'ün eksi 2. kuvveti. Bunu takla attıralım. Eksi 3'ün karesi olur. Bu da 3 üzeri eksi 2 olur. Şu artı olur. 3'ün karesi. 3 üzeri eksi 2. Tabanlar aynı. Kuvvetleri toplarsak 0, 1. Doğru cevap budur. Bu doğru mu bakalım. Hangisi doğru demiş. Bu da doğru mu? Bu da doğru. Bu yanlış. Hangileri doğrudur diye sorabilir arkadaşlar. Buna bir daha bakalım. 3 üzeri artı 2. Bu doğru. Bu da doğru. Hangileri doğrudur? İkisi de doğru arkadaşlar. Burada işaret eksi olması gerekiyor. O yüzden yanlış. Hangisi yalandır? Bakın burada çözüm diyelim. 3 çarpı 10 üzeri 0 doğru. 10 üzeri eksi 1 doğru. 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 doğru. 7 çarpı 10. 2 çarpı 1. 3 çarpı eksi 1. 4 çarpı eksi 2. Bu yanlış. 4 çarpı eksi 2 yeri 0'dır. Eksi 3 olması lazım. 10 üzeri eksi 1 tamam. 7 çarpı 10 üzeri eksi 2 tamam. 8 çarpı 10 üzeri eksi 3 tamam. 2 kere 1. 10'da birler basamağında 3 var. 100'de birler basamağı boş. 1000'de birler basamağında 5 var. Doğru. Bunun cevabı arkadaşlar yanlış olan budur. Gene çözülme sorusu. A, B, C ve D rakam. Onlar basamağında 4 var. O zaman A 4. Birler basamağında 5 var. B 5. Onda birler basamağında 7. Binde birler basamağında 8. Toplarsak 4, 5, 7 ve 8, 9, 16, 24 olacak sevgili arkadaşlar. Bilimsel gösterim sorusu. Hücre zarının kalınlığı 12 nanometredir. Bakın 1 nanometre 10 üzeri 6 yani 10 üzeri eksi 6
metredir. Yani metrenin milyonda biridir. Bu uzunluğu metre cinsinden bilimsel gösterimde bulalım. O zaman 12 çarpı 10 üzeri eksi 6 metre olacak. Bilimsel gösterimdir. Hayır. Bunu 10'a bölelim. 1 tamında 2 çarpı 10'dur bu. Çarpı 10 üzeri eksi 6. 1 tamında 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 olacak şekilde bilimsel gösterimi yazabiliriz sevgili arkadaşlar.